Yani almam lazım. Biraz sıkıntılı bir zamanlar geçirdim. İdo'dan ayrıldık. Pandemi falan derken neredeyse 2 sene oldu evdeyim. Kendi hayatının kahramanı olmak için ne bekliyorsun? Kendine şöyle yukarıdan bir bak. Ne kadarsın? Canım çok sıkılıyor. Gevide iyiydim. Hani bazısını deniz tutar, beni de kara tutuyor galiba. Ne zamandır insanlar maskeli. Alışması falan zordu, alıştık. Evde otur otur bir yere kadar. İnsan böyle zamanlarda kendini dinlemeli, vücuduna bakmalı. Bu Instagram'da bir tane kadın var. Peri Sönmez. Peri Sözler hesabı. 2 videosu favorim. Kendini affet, uyumlan ve kabullen. Bir de toksit ilişki mi? Asla. Ben de şöyle oldu. Bana yaradı. Şimdi bakıyorum da toksik bir kimse yok hayatımda. Gemiden işte Salih abilerle, Bahri'lerle görüşmüyorum. Toksit zehirli demek. Basit. Sana iyi gelmiyorsa muhabbeti keseceksin. Bunu Enver amcamın bir lafı var, ona benzetiyorum. Cam kırığınla alma taharet yırttırın, cahille etme sohbet fıttırın. Artık kimseyle muhatap olmamayı seçiyorum. Küçük dünyamda mutluyum. Artık kendime bir faydam dokunsun istiyorum. Hep başkalarını mutlu etmekten sıkıldım. Kısaca böyle. Evet, kısaca böyle. Tamam. Pazartesi gel başla. Gece. Sağ ol. Peki. Kendini merkeze koyduğunda o zaman ne kadarsın? Hadi bir ona bakalım. Uyumlanmaya hazırsan başla. Yalnızca derin bir nefes alarak. 1 ve daha derine çekerek ne söyle? Kendimi kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Uyumlanmayı hissediyor musun? Ben birim. Ben birim. Ben birim. Ben birim. Ve kısaca kendimi kabul ediyor ve onaylıyorum. Kendimi kabul ediyorum ve onaylıyorum. Ediyorum ve onaylıyorum. Kaçta gideceksin? Geç kalma ilk günden. Anne iş gece. Çıkar mısın video izliyorum? Ne öyle derin derin nefesler alıp veriyorsun deminden beri? Nefes almayayım mı? Tabii yapıyorsun ya. Ben bu hallerini hiç beğenmiyorum Metin. Kendine de bakmıyorsun. Nedir böyle kendi kendine konuşmalar falan? Ben kendi kendime mi konuşuyorum? Kendinize şu soruyu sorun. Hadi sor, konuş. Niye dişlerin böyle kaç aydır? Ölçü alındı, yapılacak ya. Ya zamanı mıydı ya? Yanlışan falan olursa oğlum. Ve ne yapsın artık? İyi bir düşünelim. Kızın babası da devreye girmiş. Allah razı olsun valla. Ta oralardan. Onlar da kendilerince iyilik yapmaya çalışıyorlar. Bak işte o evlilik konusu. Yani o kadar benim kafama yatmıyor yani. Ya vallahi kız tam bize göre. Bize göre ya. Bir teşekkür et, tanış. Ne olur yani. Ya ben başkasının lafında iş yapacak adam mıyım ya? O kadar vesile ol. Ben kim anlam bilmiyorum. Unutmayın. Sınırlarınızı ancak siz belirlersiniz. Kendinizin daha iyi bir versiyonu olabilmek için tek bir şeye ihtiyacınız var. Neymiş? Kendiniz. Bak kendiniz yiyor. Anneniz yemiyor. Aman be. Çamaşırhane, ütü falan şurada. Evet, evet. Eksik bir şey olursa havlu çarşaf burada halledersin. Evet. Kız zaten sabaha kadar burada. Kolay gelsin. Ne oynuyorsun onunla sen? Şey, koptu herhalde. Ya bırak koptuysa kopsun. Yürü. Hepsi bu. Odaları öyle kafana göre şey yapmıyorsun. Su koy Herado'ya müşteri gelirse de. Başka bir şey isterlerse de. Şurada tekel var, oradan alırsın. Haftalık 1500 dedik. Bu yani. Al bakalım. Şey Metin. Metin olacaktı. Çetin yazmışlar. Çetin mi yazmışlar? Neyse deneme diyelim zaten bu hafta. Orada tip kutusu var. Müşteri icabında 10-20. Ne bileyim işte 100 lira ateşleyecek, al gülüm diyecek. Atacağım mı kutuya? Atarım. He, kafasına atarsın. O yüzden haftalık 1500 iyidir. Yani kural öyleyse atarım abi. Çalıyorsan çal dayıcım. Onunla uğraşamam yani. Şey, bizim gemide bahşiş verildiği zaman bir kutuda toplanırdı. Oradan pay edilirdi. Tip box.
Gemide değiliz artık kardeş. Yanaştık. Karadayız. Ben senin başının peşine düşemem. Çal çalma. Aranızda kavga edin, orası beni hiç ırgalamıyor. Tamam efendim. Koridorda çok fazla dolaşma. Kapıları da dinleme. Müşteri profilimiz ne acaba efendim? Sosyete. Tamamen sosyete. İyi akşamlar Bahtiyar Bey. İyi akşamlar. 103'ü ver. Var mı yeni beste? Geçen gece dinledik sabaha kadar. Yok efendim, kusura bakmayın, bu gece yok. Sonra benim odaya bir su gönderebilir misiniz? Çetin Bey halleder. Hadi kaçtım ben. Sabah yedide Hacer gelecek. Kapıyı falan kilitlersen açmayı unutma onu. Hacer'i nasıl tanıyacağım? Gelince diyecek ki ben Hacer. Sabah yedisinde kim gelecek başka? Böyle kısa boylu. Sen cebini yaz bana. Cengiz Bey, böyle yepyeni bir sayfa açtığım bir dönemde bana bu yardımınız için çok teşekkür ederim abi. Kıza teşekkür edersin. Deneme zaten bu. Abi, neticede koskoca oteli emanet ediyorsunuz yani. Ne yapacaksın? Duvarlarımı yiyeceksin. Koltuklarımı kemireceksin. Ne yapacaksın? Tebessümle ilgili bir öneriniz var mı? Gül sen. Hep gül. Adım çok önemlidir. Yeni bir maceraya atılırken siz siz olun, kendinizin en iyi versiyonunu sunmaya hazır olduğunuzu herkese gösterin. Vücudunuz kadar beyninizi de hazır ettiniz. Ve işte hazırsınız. Bakın nasıl ışıl ışıl bakıyor ve parlıyorsunuz. Pamuk kadar hafif, demir gibi sağlamsınız. Ve ne olursa olsun kırılmak yok. Peri sözü mü? Peri sözü. Suhal. Metin Bey. Metin ben. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Hoş geldin. Bir şey mi bakıyordun? Ben yukarıda geldim, başladım. Hadi hayırlısı olsun. Makineler otomatik mi? Evet, dakikalı. Yani programlı. Teknoloji nereye gidiyor ya? Gün gelecek böyle dünyayı ele geçirecekler diye espri yapsam ya. Dişler ölçü alındı, yapılacak. Araya pandemi girdi. Tamam. Ben seni daha önce görmedim. Annen, Kezban ablaları var ya. Kezban, anneni tanımıyorum da. Onun komşusu, Nabi abiler vardı. O şeyden mi oluyor senin şeyi? Nadi vardı. Evet, ben Nadi'nin kızıyım. Ben gemilerdeydim de. Gemiler derken? Kalabalıkların sizi tanımlamasına izin vermeyin. Kim olduğunuzu gözünün içine bakıp haykırın insanlara. Bir civarda da. Gemilerdeyim. Gemiler derken bütün gemiler mi? Yok şey. Queen Elizabeth. Kuruz. Yurt dışı. Arabalı vapur değil mi? Arabalı vapur yalnızca bir sene staj, sonra hep yurt dışı. Açık konuşalım mı? Tabii. Bu evlilikle ilgili anneler aralarında konuşmuşlar ama onunla ilgili biz kendimiz... Ben o konuda konuşmak istemesem şimdi çarşafları kurutmaya alacağım da. Tabii. Geliyorum. Metin Bey, Çetin Bey. Yok, yanlış yazılmıştı. Isaac aslında. Bilmem hatırlanır mı? Eski bir dizi vardı. Aşk Gemisi. Oradan. Ya tamam, sen bir isme karar verince onu derim artık. Oldu o zaman. Ben yukarıdayım. Ben de aşağıdayım. Yok yok, o anlamda değil. Hala Çetin diyor. Yanlış yazıldı halde Çetin. Görüşürüz o zaman.
Metin Bey. Metin efendim, Metin. Metin, ilk gün olduğu için yanlış yazılmış. Ben aldım suyu. Siz getirecektiniz, getirmediniz. Affedersiniz, maskemizi takabilir miyiz acaba? Nasıl? Maske efendim, ben takıyorum ya şu an. Ben takmıyorum maske. Buyurun siz takın. Ben suyu yazayım. Ben aşı olmadım. Ama Covid de olmadım. Efendim, ben aşı oldum, Covid de olmadım. Belki de ben ölmek istiyorum. Beyefendi, biraz uzak konuşabilir miyiz, ne olur? Şuradaki tekerleğen bana 6 tane bira. 400 gram tuzlu fıstık. Bir de jilet getir. Burada kettle'da su herhalde vardır. Bir de böyle... Yani işte leğen gibi bir şey. Leğen gibi bir şey ne olabilir? Leğen olabilir. Evet. 6 bira, tuzlu fıstık, bir de permatik. Hayır. Tek jilet. Bu kutu oluyor ya. Böyle oynar başlıklı oluyor. Hayır hayır, tek jilet. Sen bana getir odaya yaz. Anne, uyudun mu? Ya şimdi, ya bu kız bana göre mi ya? Dalga mı geçiyorsunuz benimle siz? Dalga mı geçiyorsun? Ya kız ne kadar güzel, haberin var mı senin? Bana uygun mu yani? Niye değil? Tamam, kafanıza göre iş yapmayın. Olmaz o iş. Çok güzel, hadi. Uyuyor, tamam. Çok özür dilerim efendim. Komodoro Otel değil mi kardeş? Komodoro Otel efendim, buyurun. Affedersin. Şimdi tek kişiyiz. Sabah kaçacağız. Nasıl yapalım? Yani ne kadar odamız? Bir kişilik oda 200 lira. 200 lira. Ana buradan alsan. Ben bir kimlik alayım efendim. Ben şimdi şöyle bir şey oldu. Burası denk geldi. Ben şehir dışından geliyorum. Ben yol var. Şimdi sen onu kimlik olmadan hallediver bak. Şunu sen al. Al bunu, kendini al ya. O ama şey, kayıt defteri var benim. İşte onu yazma. Kardeşim bana bir dostluk yapmış olsun. Ama o çok yani. Tamam, bunu buraya atalım. Buraya atalım. Bir dakika. Tamam, al sen al. He? Sen al. Kendine al bunu. Ama 600 lira var ama. Sen nerelisin kardeş? Buralıyım. Maskemizi takabilir miyiz varsa? Ha, bir de o çıkmış şimdi. Herkes yolda da öyle, arabalarda falan. İşte bana yaradı. Çıktık yani. Koronadan sebep bıraktılar, bir nefes aldık. Abi ben dediklerimden de bir şey anlıyorum. Çıkarabilir miyim bunu? Evet. Bıraktılar mı? Kim? İçerideydik de. Koronadan sebep saldılar yani. O zaman bir gece. Bir gece. Bir gece. 104. Eyvallah kardeş, cansın. Sen iyi bir insansın. İyi olmaya çalışıyoruz yani. Bugün deneme, gece mi diyorum? Ben arabayı bu otelin karşısına bıraktım ama. Sen arabayı. Tamam, ben buradayım abi. Eyvallah. Su verenlerin çok olsun. Sağ ol. O da yukarıda. Yukarıda. Ben aşağıdayım. Sağ ol. Geliyor. Ben yokken dinlediğin müziklere benziyor. Hayatım, tartışmamak için aramadım.
Hiç hiç. Hiçbir şey istemiyorum. Hiç hiç. Rüyam tamamen benim suçum. Benim suçum, benim suçum. Doğracığım ben zor bir insanım, kabul ediyorum. Tamam hadi iyi geceler. Efendim? Nasıl? Hayır, hayır. Ben aramadım. Bak sen aradın ve rica ediyorum bir daha arama. Tamam. Ne? Ya hiçbir yerdeyim. Ah, her şeyin bir bedeli var. Değil mi? Elbette var. Hocam tekel deftere yazmam da ben nakit verdim. 270 alabilir miyim acaba? Ya berbat bir müzik geliyordu da kafam ona takıldı. Kusura bakma. Dur sen jilet aldın mı? Burada hocam. Tamam. Şey, parayı alabilirsem. Yarın versem. Açık konuşabilir miyim? Yani ben bir karar aldım da. Yani kendimi doğru ifade etmem lazım. Sizin de anlayışınıza güveniyorum ama aklımdakini direkt söyleyeyim mi? Söyle. Hocam yani bu 270 lirayı bana takarsanız benim çok canım sıkılır. Yani ne olur. Yani darılmayın ama yani içime atsam da bu sefer bana kötü enerji olarak geri dönecek. Merak etme. Yarın bütün hesabı kapatmış olacağız Metin Bey. Ayrıca da diyebilirsiniz. Hocam biz eski gemiciyiz de birazcık insan sarrafıyız. Yani biraz direkt konuştum kusura bakmayın. İnsan sarrafısınız. Evet. 270. Yani bugün deneme çünkü. Kafama takılmasın. İyi geceler. Bu Isaac. Aşk gemisinden Isaac mi? Evet hocam aşk gemisinden. Ama tabii gemisi gitti aşkı kaldı. Artık karadayız Bahtiyar Bey yani. Karada tabii herkes artistik yapar ama deniz zor. Deniz adamı adam eder. Yani deniz gücük ister birazcık affedersiniz. Biz tabii deniz geçmişimiz var. O nedenle birazcık böyle... Direkt konuşuyorum gene kusura bakmayın. Güldürdün. Leğeni unutma leğen. Fıraş olacaksınız. Alem yapıyorsun. Biraları bana aldırıyorsun değil mi? Bana takarsan ben de sana takarım ha. Şakal. Ha kardeşim. Buyur abi. Bu etrafta yiyecek bir şeyler var mı ya? Tekel bayi var orada ama püskürt müskürt vardır da şu karşıda nohut pilavcı var abi. İyi ben bir bakınayım ona. Sana da yaptırayım mı ister misin? Yok ben bu saatte yemiyorum abi. Anca işte biraz badem bir de goji biri. Allah Allah. Asidik beslenmiyorum abi. Şey derler bağırsaklar için. İkinci beyindir bağırsaklar. İyi kokoreç bakayım o zaman. İnsan abi insan. Adam yani bak sen de yermişsin diyor. Oo kaptanım hoş geldiniz. Kaptan değiliz ya. Yiyecek içecek. Adam ödeyiş efendi. Matcha çayı. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Ne şey mi içeceksin? Bakabilir miyim? Tabii. Böyle çocuk resmi tarzı mı? Ya öyle çiziyorum ya işte. Can sıkıntısından. Ha yok sınava gireceğim de. Eriş ilerisi mi? Akademi ya Mimar Sinan. Ha şimdi Mimar Sinan şeyde Fındıklı'da. Üniversite zor ya. Ya öyle işte girerim diye çalışıyorum. Ne dinliyorsun Mecik? Aşkın Nur Yengi. Ha doğru ya. Aşkın Nur Yengi. Şey, ablası şeyde oturuyordu Kızıl Toprak'ta. Şey yapıyordu ya. Hatırladım bak. Neyse şimdi dikkatini dağıtmayayım. Bir benim resmimi çizsene. Bakarak mı çizilsin akıldan mı? Yani akıldan da bakarak da çizilir. Şey, leğen gibi bir şey var mı? Leğen var. Bahçeli Bey istedim de onu yukarı geçeyim sana. Yarın beni çiz ama akıldan. Ya daha ütü var bir sürü. Hiç bir. Fare geçti demin orada. Nerede? Bak öyle gitti. Ben her yerde fare ya. Yine hadi. Çıktılar. Ben kaçıyorum. Çok güzel kızsın. Bence ikimizi yakıştıranlar kafayı yemiş. Espri değil gerçek. Bence de. Espri mi gerçek mi? Yok kafayı yemişler bence de. Bende daha ne espriler var. Eyvallah baba. Hayırlı işler.
Baba! Benim için ne yapabilirsin bu akşam ya? Davranır canım sıkma. Aman baba, sıkıntı yok ya, merak etme. Sıkıntı yok. Şşş! Git lan! Arabayı otelin önüne aldım. Tamam abi, ben buradayım abi, hiçbir şey olmaz. Şurada ölmüşler. İçecek bir şey var mı? Ne içersin abi? Ayran, gazoz, ver bir şey işte. Metin! Metin gel buraya! Allah! Abi! Kahretsin. Abi mi? Yaptın? Ne yaptın abi? Kendimi kestim. Otur. Doğru düzgün de kesemedim. Otur. Bastı. Bas. Polis falan çağırmayın sakın. Rezil olmayalım heriflere. Abi neyle kestin ya? Şiddet. Bana şey saldırdın bir de. Buna bayılma hissi falan var mı? Yok şey? Yok öyle bir şey. Bir açtı, bir açtı. Ya bu kötü mü, kötü mü bu? Lan değil, de kardeş bir çarşaf marşaf bir şey getir bakın. Ya ölmek istedi ama çok zormuş, ölmek kolay değilmiş. Ama abi sizin gibi bir insan nasıl böyle bir şey yapar ya? Durdu mu bu, kan durdu mu? Lan duracak, çok kesememişsin zaten, duracak. Abi polislik bir şey var mı? Yok yok. Abi ben gece müdürüyüm ya. Bak bizi de katacaklar ya. Yatır kafanı. Tamam. Yatır kafanı. Bak şöyle Metin. Ha kardeş gel. Hadi. Metin. Ah. Yeter yaşa gel. Ay. Bas şu an ayağına ne oldu? Çok sık. Ne oldu ki? Sırtma elini. Ben aşağı ineyim, mütüa çıktı. Kesemedim de. Hay Allah, çok kanaktı ya. Ha, bırak bağlayacağım, bitiyor. Ay ya, siz de kusura bakmayın ne olur. Bitti bitti bitti. İyi misin? Değilim. Ambulansa falan gerek var mı? Yok yok, ambulanslık bir şey yok. Mikrop kapmasın. Her karanlık düşünce hesaplandığınızda, ki biz bunlara negatif frekans diyoruz, kırlarda özgürce koştuğunuzu hayal edin. Ve kendinize 3 kere şunu fısıldayın. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Herkes kendine göre değerli, doğru. Ya şuna bir sargı bezi, bir tantır diyot bir şey mi alsan şu yazdanada? Tamam abi. Sen ne oldu, şoka mı girdin? Kan mı tutuyor aslan? Yok abi yok. Sen hiç kırlarda koştun mu abi? Hep. Ben bütün çocukluğum kırlarda koşmakla geçti. Bayağı bir fark ediyor değil mi? Elbette. Elbette. Hadi fırla, al gel de. Ben de başına bekliyorum şimdi. Tamam. Şey. İyi geceler. İyi geceler. Bir saniye sizi bekleteceğim orada yalnız. Bir saniye hemen. Hemen geliyorum. Şunu bir indireyim. Aa şey. Affedersiniz. Şey, kapatmadan acaba böyle kesik için tentür diyor, sargı bezi. Böyle bandaj alacaktım da. Kapatmıyorum, nöbetçiyiz zaten. Kesik varsa bakabilirim istersen. Sen otelde misin? Oteldeyim. Gece müdürüyüm de ama şey... böyle acil bir durum yok ya. Tedbir amaçlı. Ha, izna dolabına. Peki. O zaman sana şey verebilirim. Hidrojen peroksit vereyim. Ya o kadar ciddi bir şey yok ya. Ay, oksijenli su. Ha, olur. Tentür diyot koyuyorum. Bir de sargı bezi. Başka ne olabilir? Pamuk. Pamuk olabilir Laura. Adım Metin. Gemilerdeydim daha önce. Sen şey yapma, ben otele yazır. Yok ya. Şey, ben gece müdürüyüm de. Harcamalar benden geçiyor. Ne kadar? 90 lira. 90. İsminiz? Saniye. Lakabım Ayacak. Aşk gemisinden. Bilmem hatırlanır mı? Ay, sen dizilerde misin? Ben hiç görmedim seni. Yakında çıkıyorum, bekle beni. Görüş günü gibi oldu ya. Espri. Görüşürüz. İyi nöbetler. İkimiz de nöbetteyiz. Saniye. Asıl benim kalemim saniye yani. Çarşaflar kan olmuş. Halılara da gelmiş yatağın orada. İşin şu an. Ben şey bilmiyordum ya, kusura bakma. Öyle mi? Hadi ya.
Hay Allah, baksam. Herkesin bir fikri olmasından artık bunu aldım. Ya bir kişi de çıksın benim bir fikrim yok desin. Beraber ağlayalım, üzülelim. Ya da boş verelim, şarkılar söyleyelim. Ama yok. Herkesin bir fikri var. Ve fikirleri müthiş. Nasıl bu kadar bilgili oldu bu millet anlamıyorum. Yani herkesin elinde bir anahtar, affedersin, sokacak delik arıyor. Hocam elimizle mimik yapmayalım ne olur. Mimik mi? Ya oynatmayın yani. Ay. Şu vişne suyu kan yapar. Vişne suyu kan yapıyor. Olamaz. Bırak kalsın Allah aşkına. Davut Bey kusura bakmayın. Ne olur saçma sapan bir şeyler oluyor burada. Sıkıntı yok. Hocam kusura bakmayın ama. Yani ben de yaşıyorum böyle şeyler. Yani benzer hayatlar. İnsanız yani. Ya o anlarda diyorum ki kendime... Yani hayat böyle üzerime geldiği zaman diyorum ki oğlum Isaac takma diyorum yani ne olacak şey yaparsın ne yapacaksın sen boşver şey yapıyorum zihnimde onu ayarlıyorum. Siz de bence yani içinizdeki o gerçek bahtiyara bir şans vermeniz lazım. Ya sen ne yapıyorsun? Şey duvar kağıdı mı diye baktım ama badanaymış. Yani devam bakayım. Kendinizi dinleyin hocam. Ve hak hani kendinize hak verin. Beyin olarak. Ben sana ne dedim az önce? Tamam benim fikrim değil. Yalnızca şey. Instagram'ınız var mı? Şey var hani o peri sözler var ya hocam. Onun videolarında var. Bir izleyin mi? Kocaman bir günaydın arkadaşlar. Güneşe, ağaca, kuşa, böceğe ve masmavi gökyüzüne selam. Bugün bambaşka bir şey yapacağız. Kapat. Ne olursun kapat. Hiç o havamda değilim. Yok böyle şeyler yani bu saçmalık Allah aşkına. Masmavi gökyüzüne selamle Metin ne yapıyoruz? Eurovizyona mı katılıyoruz? Hocam mesela Athena Gökhan'ın o kadar hakkı yendi. Ne yaptı çocuk? Yılmadı. Bugün baktığın zaman yine Athena Gökhan değil mi? Yani olumlama yapmasa mesela o eski sanatçılarımız bazı şarkıcılarımız nerede şu anda? Athena Gökhan nerede? Ya bak böyle gerzek gerzek binlerce video var. İzleme bunları ne olursun zehirli şeyler bunlar. Of hastadan çok doktor var. Herkes terapist. Hocam. Sizin mi telefon çaldı? Dora yazıyor. Bırak kapat. Karışma o telefonu sen şimdi. Hocam. Bak. Cam gibi telefon. Bir de benimkine bak. Denklem basit. Yani. Böyle... Cam gibi telefonu olan bir insan. Neden ölmek istedin hocam ya? Lafın yok değil mi? Metin. Bana bir ip bulur musun? Bahtiyar Bey. Ben sana çok güzel kendi mate çayımdan yapacağım. Getireceğim. Onu böyle güzel güzel içeceksin. Mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabah uyanınca da neyi unutmuyorsun? Masmavi gökyüzüne selam. Değil. 270 lira benim. Tamam mı babacığım? Ben bak 50 yaşındayım. Burada 1500 lira haftalıkla çalışıyorum. Zaten Davut Bey de kızıyor. Lütfen. Yani? Benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Tamam mı abiciğim? Metin gel buraya sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Abi lütfen. Bak sana para vereyim. Beni boğ. Ne olur Metin bitir bu işi. Bahtiyar Bey vallahi polis çağırırım bak. Vallahi polis çağırırım. Mati şeyini getireceğim. İçeceksin tamam mı abiciğim? Ne oluyor ya? Ne diyor? Ya... Abi sağlıklı düşünemiyor ya. Ama bir konuştum, ayağı çektim. Tamam abi, sustu. Uyuyacak şimdi. Metin'in polis falan sakın ha. Ben buradayım ya. Sikerim onun belasını. Yatsın uyusun. Abi. Bunlar ne bu? Ölmeye bayılmak zannediyor. Tamam mı ya? Polis molis hiç yani. Al şunu sen. Koyca ben al. Ben de buradayım abi. Eyvallah. İçkili mi o? 6 tane biri aldın. 2 tane mi ne içmiş? Tamam sen o kalanları al onun odasından. He? Al abicim onlar sen onun odasından. Şey yapayım. Tekini geri veririm. Tamam içmesin yani. Tamam. Al hadi. Eyvallah. Rum servis.
Ne haber? Demin geçtim burada. Tekele baktım ya, bu soğukları değiştirecektim, kapatmış. Kola mı içiyorsun? İçiyor musun sen de? Yok, kola asidik ya. Ben bir küre girdim, akşam 8'den sonra hiçbir şey yemiyorum. Şu 6 tane badem. Kolay gelsin. Bir şarkı söyle. Ne? Bir şarkı söyle, çalayım ya. Ya iş var ya. Vardı ya. Hani filmde vardı ya, böyle eczane deposuna geliyor. Abisi geliyor, kardeşi geliyor ya, ona benzedi. Masallan son. Kardeşi vardı ya, geliyordu. Dondurma yer misin diyordu. Hadi bay bay. Hadi bay. Ne haber fıstık? Pardon. Saniye. Eczacı kadın ya işte. Gazlı bez falan aldık. Ne oldu Bahtiyar Bey? Adam uçmuş ya. Birazcık akıl verdim, toparladı. Bahtiyar Bey'e akıl mı verdin? Olamaz mı? Bunu da gördük ya şu hayatta. Niyeymiş? Bahtiyar Bey edebiyat hocası, biliyor musun? Öyle mi? Ne yapayım? Şiir mi okusaydım adama? Adam Profesör Isaac Bey. Sen şimdi benimle o adamı mı yarıştırmak istiyorsun ya? Bu arada aşk gemisine baktım. Isaac ne alaka, adam siyah? Bir düşün bakalım. Nereden acaba? Çok üzücü durumum. Adam okulu bırakıyor. Müzik yapmaya başlıyor. Korona bir patlıyor. Sonra 2 sene bayağı bir zora giriyor. Ailevi de derdi var galiba. 3-4 kere gördüm burada. Sen ne dedin ya? Aşk gemisinde yok öyle bir şey. Bahtiyar Bey diyorum. Pandemi vurmuş onda demek ki. Pandemi de boşanmalar artmış. Para yok kimsede. Para teklif etti bana. Kim? Bahtiyar. Ne için? Dedi ki sana işte şu kadar para, beni öldür. Dalga geçme. Gerçekten. Ya enteresanlık olsun diye söyleme bak böyle şeyler. Gerçek. Kaç para veriyormuş? Öyle büyük bir para değil. Size 270 lira borcu var. Tekel kapalı biraları da veremedik. Rakamlara bak. Neyse, öldürme adamı. Bende öyle bir tip var mı? Var tabii ki. Joker'i izledin mi sen? Yok. Güzel bir şey mi seviyorsun? Yok. Ne gülüyorsun o zaman? Sende öyle bir tip var diyorum ve gülüyorum. Öyle mi? Öyle olsun güzel kız. Benim işime gelir. Sen de öyle bil yani. Resmimi çizeceksin, unutma. Yandan ama. Kelim görünmeyecek. Allah Allah. Herkes bir maceranın peşinde ya. Öldürürsün diyor. Sen de öyle bil. Atla! Ne oluyor lan? Bana bak! Ne oluyor? Ya bir tane ya! Ben polisi aradım, hadi! İn lan aşağı! Siktir git! İn aşağı! Bana bak! İn aşağı! Aynı mahallenin çocuğuz ya! Aynen sen şey yap! Ne yapıyorsun? Çık! İçeri git! Ya konuşma şununla! Bir şey mi var lan? Sen kimsin lan çakal? Kim var? Katliam var amına! Hey, koy! Ay, lütfen! Bu bağıracak gidecek. Tamam, madde bağımlısı bu ya. Bir şey sen git lan. Git. Ben polisi aradım, gelecek şimdi. Tamam, bir şey mi var lan? Sen kimsin lan çakal? Ayşe! Gel buraya, gel. Benle konuş, benle. Sonra içeri gir sen. Ya gel. İçeri gir. Git de git. Bana anlat, ne anlatıyorsun lan? Ben çağırıyorum lan. Hadi iki. Hadi iki. Tamam, bir şey yok ya. Ya bulaşma şuna. Sonra gir içeri sen, gir. Gir içeri. Sonra kalbimin içine gir, kalbimin. Oğlum, canım ışıkla benim ha. Ne diyorsun? Tokada doyarsın bak. Tokada doyarsın. Tamam, bir şey yok. Manyak o ya. Ne oluyor? Ya bunlar birbirine girecek ya. Lan yok bir şey. Gel içeri ya seni. Oğlum,
Tamam, geldi. Hırsızı ya, kilitli ya. Sikerle. Lan! Ama, bir şey yok. Ama ben söyledim size. Bir şey yok ya. Bir şey oldu mu? Bir şey yok. Ben diyorum size, niye konuşuyorsunuz onunla? Hayır oğlum. Ya bizim Charlie ya, Charlie. Bıçak. İyi misin, hastaneye gidelim ya. Ha, bir şey yok ya. Ben bu şeyin gece özleyeyim de. Eşinin geldi burada hanımefendiyi rahatsız ediyor, şey yaptık ya. Öyle mi? Biz onu alırız. Eyvallah. Ya bir şey yapmamız yok. Gel bir bakalım içeri, gel. Hadi gel. Gelme, gelme. Hay Allah'ım. Ay, ay. Ya gel hastaneye gidelim ya. Saniye Hanım, ilgileniyor işte. Sen git otele. Ben ilgileniyorum. İlgileniyorum. Geç bakalım. Hay Allah. Hayvan mı var ya, hayvan. Bu bıçak nereden çıktı? Aşağı. Tamam. Sen şöyle geç. Pantolonu da çıkar, geliyorum. Pantolon mu? Ya. Şimdi şey aldık. Pamuk aldık. Tentürcüyot aldık. Hadi geç, geliyoruz. Gerek var mı ki yani o kadar? Uzan oraya. Çıkar pantolonu. Ya. Allah Allah. Ya ayıp olmayacaksa. Donunu da çıkarıyorum. Oo, bayağı kanamış. Şimdi bir suyla temizleyeceğim orayı, tamam mı? Hiç de hissetmedim ya. Merak etme, dikişlik bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bak. Tamam. Tertemiz. Deneme gününde. Kapatayım mı? Papağan güzelmiş. Saniye Hanım, ben 50 yaşındayım. Vallahi 40 gibi. Spor mu yapıyorsun? Yok ya, birazcık boks. Stretching. Bak şunu da sürüyorum. Ay. Ay, benim şarkım çalıyor. Ay, bayılır. Allah. Kapatayım mı ben? Funda, olaysın kızım, olay. Al bakalım. Şey ama. Hadi al. Afiyet olsun. Zaten bir saniyelik işim kaldı, hemen kapatıyorum. Şey var, cin var içinde. Aman bitiyor, hemen. Hiçbir şey yok, merak etme sen. Kapatayım mı? Hadi kapat bakalım. Hadi. Tamam. Bak şurada ıslak mendil var. Sokaklar seni tanır artık, yabancı denizim olur. Ezane sizin mi? Evet ama çıkacağım 3 aya. Semt fena ya. Bütün semtler öyle. Hele göçmenler. Evet. Bir şey demedim, göçmenler dedim ben ya. Tamam. Neyse, hadi vur bakalım. Hadi. Hangi dizideydin sen? Ben dizide değilim ya. Adım dizide. Eski bir dizi vardı ya, Ayşe. Ha, ay ben seni oynuyorsun sandım. Ama herkes dizilerde ya. Onun için şey, ajansa yazılmak gerekiyor. Ben şey ya, deniz aşkı var. Gemilerdeyiz, kaptan. Ha, otel işi? Otel işi bugün deneme. Bir tanıdık vasıtasıyla şey yaptık. İşte sen burayı çekip çevirirsin falan. Deniyorum yani. Bana da cini içirme. Afiyet olsun. Ben çünkü yani alkali besleniyorum. Aa, biliyorsun öyle alkali filan. Tabii. Insta'da şey var ya, perişaniler, onu takip ediyorum. Alkali, işte gıda intoleransı, aralıklı oruç, Ramazan'ın dışında da. Ve işte ağır metaller. Gerçi bıçağı yedik ağır metaller. Perizi bozduk. Bak ya. Dişler alçalın diye yapılacak. Aman başka türlü çekilmez. Dişi mi söylüyorsun? Ay nöbeti diyorum, vur hadi. Gecenin kahramanına. Ya, ben iş miyim ya, şimdi iş var. Bu şarkı bitsin öyle git, olur mu? Düet değil mi o? İki kişi çünkü. Görüşürüz Saniye. Öpüyorum. Görüşürüz. Hadi dikkat et.
Sen niye geldin ya? Geldim işte. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Allah Allah. Tutun istersen bana. Basabiliyor musun? Olsun, çok ya. Bir şey var mı? Yok be abi ya. Bir şey yok bundan ne abi ya? Sırf ilaç müptelası. Hani var ya böyle bir hap için böyle anasını babasını satan tipler. Kadın yalnız orada. Tokadını bastım takmış. Bak. Ya çıkar istersen pantolonunu. Yok canım. Babadan azarlık olsun, bir şey yok orada ya. Ya abi bundan ne ya? Bu ne ki bu? Ya ben geldim senin yanına kadar. Kadın kepengi indirdi yüzüme. Ya tamam, ne yapıyorsun kadın? Sen de şey yapma şimdi ya. Tamam hadi gel değişelim. Bayağı delmiş baksana. Hadi gel. Abi ben değişeyim de geleyim abi. Deneme gününde olanlar. Çıkarsan ver bana. Şurada çıkarayım mı? Çıkar. O bayağı delinmiş bu. Saniye Hanım dikişlik bir şey yok dedi ya. Aman o kendi işine baksın. Nasıl yok? Al. Delinmiş işte. Çıkarsan donu da. Asıl don. Don kötü oldu. Dur. Müşteriden kalan 3 tane don var burada. Ben el alemin donunu mu giyeceğim şimdi? Ya yıkanmış. Hepsi temiz. Millet otelde donunu nasıl bırakıyor? Ben anlamadım. Neyse ben çarşıcıları giyerim. Ben sana yıkar veririm. Sen çıkar. Ya bir de sana donumu yıkatacağım ben. Olur mu öyle şey? Ya ne oluyor ya? Ya bırak, Allah aşkına bırak. Bugün de herkes donumu çıkartmamı istiyor benden. Deneme günü ya. Hayırdır Bahtiyar Bey? Yine ne sürprizlerle geldiniz acaba? Kavga duydum, orada önemli bir şey olmadı değil mi? Bir şey yok. Sessizler. Ne oldu, çıkış mı yapacaksın? Metin, ben seninle özel bir şey konuşmak istiyorum. Gel şurada 5 dakika oturalım. Çok oturamıyorum ama buyurun. Hadi. Evet. Evet. Yani söylediklerini düşündüm. Bak, biz seninle 2 yabancıyız neticede. Evet, işte yabancı olmamızdan kaynaklanan bir avantajımız var. Yani en yakınlarımıza bile söyleyemediklerimizi birbirimize söyleyebiliriz. Nereye getireceksin konuyu? Ben teklifimi somutlaştırmak istiyorum. Ya buyurun somutlaştırın. Bak. Bu saksafon. 8-10 bin dolar eder. Müthiş bir mekanizması vardır. Rüzgara tutsan çalar. Vay canına. Teklifim bu. Bu enstrüman benim canım. En yakın arkadaşım. En yakın arkadaşının? En yakın arkadaşım. 8-10 bin dolar. Teklifim o. Ama istediği şey yine aynı. Lütfen. Ben bunu tünelde bir yerleri var, orada satabilirim. Yani şimdi bu ibne heves eder, kendi öğrenini çalamaz, gider satar anlamında söylüyorsun sen. Ama doğru düzgün bir yere gitsin. Ne olur. Tamam ya tabii. Ben araştırırım, öyle veririm. Hatta gider arada kontrol ederim adamı. Bir de cep telefonunu vereceksin bana. Bu vazife için bence benim için daha iyi olur. Olur. Ha, odamda dur, gidip getireyim. Dur. Bak şimdi ben senin işini halledeceğim. Ama kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yeri ve zamanı ben belirleyeceğim, tamam mı? Tatsız hareketler yapmak yok. Kendine hasar vermek yok, tamam mı? Tamam.
başarısız bir deneme. Tamam, bu lambayı ödersin. Ver telefonunu. Kabını alıyor musun? Yok, al. Evet. Şimdi oradan çıkalım, burası çok depresif. Bundan sonra benim kurallarıma göre oynayacağız, tamam mı? Söz mü? Söz. Duyamadım. Peri sözü. Tamam. Şimdi bak. Özellikle sual cin gibi onu hiç anlamaması lazım, tamam mı? Bu saatten sonra vazgeçmek yok. Bak, ne bu aleti veririm, ne telefonu geri veririm, anladın? 270 lirayla silerim. Tamam. Var mı? Var mı? Paskodun kaç? 1991. Sen gitsin. Ölüm yılı. Sen düşün, benim kaptanlık sınavına girdiğim şimdi. Hocam unutmam. Instagram'da var mısın? İşte var gibiyim. Bu mu? Hmm. 14.000 takipçi. Ne ölmek istiyorsun? Ayıp ya. Benim 14 takipçim var. Tamam. Hadi bak, ben şimdi organizasyonu yapacağım. Tamam. Devam et. Merhaba Suhal. Fatih Bey, iyi misiniz? Oturun lütfen. O kadar utanıyorum ki Suhal'cığım. Çok özür dilerim. Çok üzüldüm ben. Sizi ilk defa böyle görüyorum çünkü. İyi, maşallah. Hiçbir şey yok. Siz birazcık sohbet edin. Tamam, benim yukarıda birazcık işim var. Yukarıda fare çıktı ya. Orada fare yeri var mı? Ha bak, şurada yukarıda. Ben arkada. Sen mi çiziyorsun bunları? Ne kadar güzel şeyler bunlar. Tebrikler. Teşekkür ederim. Kendi çiziyor hocam. Öyle atmasyon kafadan atıyor. Ya öyle çiziyorum ya işte. Şimdi ben böyle bir çay yapacağım. Birazcık oturalım, bir istirahat edelim ya. Ben de yani bıçaklandım bugün. Bir oturamadım. Yani Saniye Hanım istirahat dedi halbuki. Alkolik o kadın. Ya insanları yaftalamak ne kadar doğru ya. El alem ne dedi? Takmıyor kadın. Benim kafada bir kadın. Ben de el alem olarak söylüyorum. Takmasın o zaman. Alkolik o. Tamam, bunları Bahtiyar Bey'le konuşun. Profesör olan o. Hepsi delirmiş. Vallahi delirmiş. Yani hepsini ben idare ediyorum. Nasıl bir kitle bu ya? Ha? Ama onlar kitle. Ben birey. İyi durumdayım yani. Herkesin herkese bir lafı var. Bıraksan yani birbirini yiyecekler. Yok, her şey planlı. Soda versene. Şeyde. Aşağıda. Bahtiyar Bey'le de şeyde çamaşırhanede sohbet ediyoruz da. Gel kaçın istersen. Ya ona şey bayağı iyi yani, sakinledi. Bakarız ya, tamam. Sohbet. Evet. Şöyle çayımızı içelim. Kah üzüldük, kah duygulandık. Tuhaf bir zamanda karşılaştık. Evet, hadi bakalım. Gel. Anlat ya. Ya ben şimdi böyle sizi kendi dertlerimle şey etmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Geçen gün halbuki ne kadar neşeliydiniz Bahtiyar Bey. Terasta çaldınız, dinledik hep. Hayatım, ben herhalde bir parça ümidimi yitirdim bu hayatta. Ya utanıyorum da bunu böyle sizin yanınızda söylemeye ama. Niye hocam? Biz daha ümitsiz mi duruyoruz? Çok güzel yakaladınız Suhal. Yansıtma yapıyor şu an. Hocam şöyle soralım. Umut fakirin ekmeği midir ya da zenginlerin de umuda ihtiyacı var mıdır? Başka bir yerinden sorayım. Zengin ben mi oluyorum? Tuhaf. Bir dakika, sen ne dedin anlamadım, pardon, bir daha söylesene. Anlat işte ya, vakit geç. Umut nedir? Yani bir kere benim böyle kalıplarla aram çok hoş değildir. Hani ne derler? İşte yani fakirin ekmeği umut. Öyle söyleyince tabii çok anlamlı, kuvvetli gibi geliyor kulağa ama... Bunlar çok ciddi kavramlar. Yani bunun her biri bir saat konuşmak lazım. Üstünde düşünmek lazım. 20 dakikada bağla işte. Yani böyle bilirkişi pozisyonda olup konuşmayı da sevmiyorum esasında. Ama hayatta her yoksunluk yanında umuduyla paket olarak gelmiyor. Neyse. Ben zaten mücadele etmeyi bıraktım. Yani belli ki bırakmışım. Bekliyorum bakalım ne olacak.
Peki şey, bilgi mi sezgi mi? Yani ben şimdi iyi bir örnek değilim esasında. Sizin, ya dur, sesime ne oluyor benim be? Pardon. Sen ne dedin, sezgi mi? Bilgi mi? Hayatım beni yani öyle zor bir duruma sokuyorsun ki Metin, ne olur bunları daha rahat bir zamanda konuşsak. Çok zor sorular bunlar. Günlük şeylerden konuşamaz mıyız? Şey mi diyorsun? Yani ben sizin gibilerle ölsem bu konuları konuşmam. Ya aşk olsun, sen lafı nereye getiriyorsun? Ne alakası var? E ne? Yani her gün yeni bir umut değil midir? Ya tamam, umuttur, umut. Ya kusura bakmayın, böyle biraz sinirleniyor gibi oluyorum. Yani tuzu kuru dertleri gibi geliyor bunlar size. Anlıyorum ben onu ama yani bir yerde de sıralayınca anlamlı bir analize varmak gerekiyor yani. Ben sizi anlıyorum hocam. Öyle mi? Ben de anlaşılmak isterdim. Sen daha çok sevilmek istiyorsun gibi geliyor bana. Yo. Yani anlamak daha bir şey değil mi? Anlaşılmak. Anlaşılmak ne demek? Sen fizik problemimizin Isaac'cim benim. Ya yapma. İnsan sevilmek ister. Davut Bey, bir şey söyleyeceğim. Sevilmek mi, anlaşılmak mı abi? Ben sevmek diyorum. Bakın, buyurun. Davut Bey çok farklı bir yerden konuşuyor. Buyurun abi. Buyurun. Lan Davut Bey zaten. Nasıl zaten? Yani bu sevilmek pasif, edilgen bir fiil olduğu için kendisi kaçıyor olabilir. Pardon ya, nereye geldi Rabbim ya? Sevmek diye. Kafam dağıldı biraz, kusura bakmayın, ne olursun. Şimdi sevilmek mi, sevmek mi deyince bize göre sevmek yani delicesine sevmek. Abi bak, illa deli gibisin yani. Neyse. Anaya alınacak bir şey mi söyledin? Yok yok yok, asla. Yok yok yok. Ben sadece kafamı şey yapamadım. Hayır yani. Sizinle ilgili kötü bir düşünceye asla sahip değilim. Ama şey dedi, sevmek dedi, kötü bir şey demedi. Şimdi biz sevmek deyince yanlış bir şey mi söylemiş oldum? Ben anlamadım. Hayır yani. Beyefendi yok. Ne oluyor ya? Fare zehri. Sen fare zehri verdin adama. Sen beni ne zannettin ya? Adam burada olacak, çay mı içiyoruz adamla? Güzel kız. Bir koverdim altılık. Ben ikinci ilacım reçeteli. Verdim buna, şimdi 20 dakika sonra helva gibi olur. Telefonunu da aldım. Buyurun, bir ahbaplarını ararız gençini alsınlar. Bütün gece bunu mu geçeceğim? Aa tamam. Çok iyi. İyi düşünmüş. Daha dur. Bana da cübe katlayacağım bunu. Benim kendi ilacım ya. Reçeteli. Sen hap mı alıyorsun? Alıyorum ya işte. Bir tane sabah alıyorum. Bir tane de gece alıyorum. Ne oldu? Yok yok. Bunlar bana iki tane vardı da. Bunlar yok, kalmamış, bitmiş. Bir dakika. Ama reçeteli. Reçeten vardı şeyde, pantolonda. Ben pantolonu attım yıkamaya. Nasıl attın ya? Ama cebinden bir şey çıkmadı onun. He dur bir dakika. Bir dakika dur. Ben cebimden şey çıkardım ya. Kan reçeteyi çıkardım. Reçeteyi oraya koydum ya. Reçeteyi oraya koydum. Şey bu kadar önemli değil de. Demek ki ben temizliği çıkarken bunların iki taneydi. Herhalde mutfağın tezgahı koydum galiba. Bunların iki tane zaten yok. Dur, yok çünkü. Şart değil mi sen? Sabah aldım. Yok ya, şart değil ya. Bence de var da. Şey, o kadar müptela değilim ya. Hakçı mıyız kızım biz? Hayır, yanıma aldım zannettim de. Ondan yani. Ay telaş yaptın da yani. Yok yok yok. Şimdi evden çıkınca hani bir tane alıyorum yanıma. Mutfa. Baktım yok. Mutlu yok. Ama yani en azından şey yani Saniye Hanım tanıdık olduğu için. Ha iyi bari. Şeyde reçeten var ama çok kanlanmış. Ama kılın nöbetçi sen takma ya böyle şeyleri. Koca beri. Her şeye şifa. Arıyorlar. Tamam şimdi ona bakamayacağım canım. Ne bu ya? Ekşi. Ama antioksidan. Neyse, en azından kadın nöbetçi ya. Nöbetçi olduğu için şey olmasın, takma ya, takmayalım. Şey yap. Şu ana buyursun da. Hiç yapamadık, seninle konuyu konuşamadık. İkimizi bir konuşalım ya. Sen in aşağıya, ben ikimize çay getireyim hadi. Ben şunu alayım da buradan. Çok kanlanmış. Hiç okumuyor. Hiç okumuyor ki.
Şimdi yani hocam bunlar hep duygudur yani. O bizim anladığımız kadarıyla tabii. Ha bak, bunlar duygudur deyip içine doldurmadan kesip attığın zaman olmuyor. Sonra sana dert olarak geri geldiğinde sen dert ne diyeceksin değil mi? Yaşamın kendisi mi? Delicesine sevmek. Of. Var delicesine sevmek diye bir şey var değil mi abi? Yani böyle Davut abi böyle şiirlerde, romanlardaki gibi sevmek. Hocanın dalı edebiyat bu arada. Hani işte ölümüne sevmek. Var mı öyle bir şey? Yani şiirlerde, şarkılardaki gibi sevmek. Dil bazen anlamını yitirir ya. İşte tam öyle bir noktadayım şu anda. Ya ben anladım. Siz böyle kuvvetli bir şey istiyorsunuz değil mi? Yani kaya gibi. Ha bak kaya da olmaz. Neticede organik bir tarafı var. Yani daha fazla böyle beton gibi beton. Tamam mı? Böyle kum, taş, çakıl. Böyle blok blok. Böyle bam bam. Böyle güm güm. Lafları koyalım ve saygı duyalım. Vay baba be. Ne romanı be? Hangi roman? Romanlara konu olan hayatlar var ama. Ya bak var da ona sana kalan ne? Bak şimdi tamam bir romanın teması olur, şiir olur anlıyorum ama ondan sana kalan ne? Ya bir şeyin öznesi olunca ne oluyor onu diyorum. Hocam sen nerelisin ya? Nerelisin diyor? Nerelisin diyor. Ama ben senelerdir bunu duymadım. Hep bana nerelisin. Ama bir şey demiyor. Ama yani var mı böyle? Ya Suadiye. Şu an geliyormuş abi. Hadi abi yani. Bir şey yok ya bunda. Yani. Aslında Davut abi şey mi diyorsun sen? Yani bazen bizler hayatları roman gibi yazarız. Bok yazarsınız, yazamazsınız. Anca öznesi olursunuz. Ya kusura bakmayın ne olursunuz ya Suadiye. Bak şey bu. Floyd Barclay'in bir lafı vardır. Der ki. Ölüme giderken. Geride size yalnızca asaletim. Ya ben kime konuşuyorum? Pardon. Pardon tamam. Aa böyle bir göğsüm genişliyor gibi. Metin oluyor mu diyorsun? Olur olur. Ölümüne sevmek diye bir şey var. Ya var tamam kardeşim. Var. 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 Şey ne? Floyd Barclay mi o? Ben onu Google'layacağım. Çünkü ben bilgiye ihtiyacım var. Şey yapalım mı? Hocam. Hadi yatalım mı artık odamıza geçelim. Yani ne olur bir kitap falan okuyayım bir kere. Oku hocam. Bu kadar da yetti zaten. Davut abi bir şey demedi ya. O da şey emekliydi ya. Bir şey demedi. Hadi. Tamam tamam. Hadi. İyi geceler. Şey Bahtiyar Bey ben şimdi çarşafları açacağım da şey yapalım mı? Hadi. Çok güzel bu resimler. Şahane bir yeteneksin sen. Aşkım arıyor. Kafam plastik gibi oldu Mehmet'in. Öyle mi? Benim de benim de. Ölmedin Mehmet'in. Ne diyorsun? Sen mi? Sen ölür müsün be kral? Ha? Devam et. Sen ölür müsün? Seyretmeyin böyle saçma sapan şeyler. Ne olursunuz Metin. Yapmayın bunu kendinize. Aman. Bak bu Davut. Boş bir herif. Yani 10 dakika konuştu. Bir defa ben diye başlayan bir cümle kurmadı. Herif devamlı biz diyor. Biz şöyle, biz böyle. Her ihtiyari beyefendi. Siz kimsiniz dedim. Duymuyor. Hocam adam ne desin? Ben mi desin? Adam biz diyor. Yani insanoğlu diyor, kapsıyor. Akıl almıyor, öyle sevdalısın ki. Yani bazen beni bile tahrik ediyorsun. Şöyle kulaklarından tutup kafandan aşağı bütün bildiklerimi dökesim geliyor ama halim yok. Metin, bu Davut yaramaz adam. Hocam peki şeye ne diyorsun? Suhal. Benim kalemim mi? Dürüstçe mi? Evet. İyi. Ressam falan olduğu için değil mi? Doğru. Evet.
Bahtiyar orada mısın? Ay. Dora Hanım. Biz Komodor Otel'deyiz. Bahtiyar Bey uyuyor şu an. Metin. Yoktur, adımı yazmayayım. Çetin. Yok, hiç isim yazmayayım ya. Allah belanızı versin. Biz neydik ya? Uyudu mu? Alay alıyor bizi İbni. Abi bunlar çocuk gibi adamlar. Bunları ciddiye almamak lazım ya. Kantar içinde kalmışsın sen, hayırdır? Yok, işimin başındayım abi. Hey, bu aşağıdaki hanım kızımız. Senin o, yani özür dileyerek. Aranızda bir şey. Ha. Ya bizim böyle anne babalar devreye girmiş. Böyle bir evlilik gibi bir şey konuşuldu da. Ben istemedim abi, kız biraz üzüldü ya. Al kızı, sevaptır. Ben zannetmiyorum abi yani her anlamda. İyi. Ben de yatıyorum. 7-7.30 ayaktayım. Sen uyu abi. Tabii ya, gece çalışıyor olması da. Benim de gece çalışıyor olmamla birleşince aileye bir güç verir. Anlamında söylüyorsan evet. Al şunu da, sen akşamdan beri bir şey yemedin ya. Bir lokma şey al. Davut abi. Yani bir yanlış olduğu zaman beni biliyorsun. Her zaman. Günaydın. Ben Peri. Peki ya sen? Kendimizi aradığımız bu yolculukta yine beraberiz. Başlayalım mı? Son zamanlarda artık şunu duymaktan çok yoruldum. Onu nasıl mutlu ederim? Bilmiyorum, belki çok büyük bir söz ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Derin bir nefes alıyorum. Ve diyorum ki ben pizza değilim. İlk başta kulağa tuhaf gelmekle birlikte herkesi memnun etmeye çalışmayın. Neden? Neden mi? Evet. Neden herkesi memnun etmeye çalışmayayım? Basit bir soru. Neden? Neden herkesi memnun etmeye çalışmayayım? Bir sürü konu girdi, konuşamadık ya. Yani benim de yanlış anladığım şeyler oldu. Senin de yanlış anladığın şeyler oldu. Metin abi. Metin abi. Tamam, Metin abi de ya. Metin abi de ya. Ya eğer ben Metin abi diye projekte ediyorsam sana. Metin abi. Göre bir muhabbete girmişler. Ya ben bir senedir onlarla bile kalmıyorum. Ya böyle böyle komşumuz var. Otelde işi için gelebilir, konuşabilir dendi. Sonra geldin, başladın. Bu yani.
İki senedir evde oturuyor. Çok ihtiyacı var. Çok ağlıyor annesi dediler bir de bana. Ha, acındırdılar yani. E tamam da yani çok toksik bir bakış ya. Kendi zihin alanlarının dışında olduğu için. Öyle düşünmüş. Ya acıdığım için değil. Ben de... Ya aynı yerlerden geliyoruz. Zor yani hayat. Tamam işte bu senin şu anda yaptığın alanlama. Yani beni bak şu anda kendi alanına çekiyorsun. Empati yapıyorsun. Var videosu var da o. Tamam. Olabilir. Yani şu bir gecede lütfen her şeyi çözemeyiz yani. Ya ne evlenmesi, onunla ilgili bir araba laf ettim ben anneme. Anne yani işte. Yani annelerimiz bizi yani bizi dünyaya getirenlerdir diye şey yapacağız ya, kabul edeceğiz bunu. Yani artık kök terapisinde vardım. Yani oraya kadar gitmeyelim başka. Yani beni... Bana acıman beni üzdü. Acım. Yani şöyle... ben annemi aradım. Dedim ki... Sual... çok güzel bir kız. Yanlış anlama. Yani güzel bir kız. Güzel şeyleri hak ediyor. Yani bana uygun olmayabilir dedim ama... dedim ki... Yani... şey yapar acaba hani bir şey yaparsam ben mi seni beğenmedim diye bir kafanda bir şey olma algı olmasın diye şey yaptım yani senin hoşlanmış enerjisi verdim sonra birazcık böyle ters yapmamın sebebi de sezgiyle yaklaştım yani şimdi sen bana bir bilgi verdin ya ben o sezgiyi bilgiye dönüştürüyorum ve diyorum ki yani sen güzel şeyleri hak ediyorsun. Bizim uyumlanmamız açısından yani anlıyorum. Neticede yani ya ben senin mücadeleni anlıyorum gerçekten. Ya sen neticede yani iki ayağı üzerinde durmaya çalışan genç bir kadınsın ya. Pardon. Özür dilerim. Videoda vardı. Ne videosu lan? Beyinsiz. Siktir git. Ya. Şey. Ya peri sözler vardı ya. İnsanlar, videolar. Yok sesi lazım mı? Eve geldiğimde kendimi kalemde gibi hissediyorum. Tabii ki pamuktan bir kalem. Nereden geldiyse aklıma. Peki, bana hep şu soruyu soruyorlar. Ruh eşimiz kim? Bu kızın yüzü cevabı yapalı hep oynamış yüzüyle. Kimse yok, kim? Onunla ilgili değil ya. Bu kişisel gelişimle ilgili şeyler. Ben bu ara bunlara takılıyorum. Sabahın dördünde. Yaprak Allah aşkına. Bak hep ben çalıyorum. Hadi biraz da sen çal. Ama slow başladık. Slow bozma. Saksafon yazdım. Saksafon. Ben saksafon.
sevmem. Sadece çok seversem. Gel bakayım. Gel, 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 gel. 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 Şey, ben ilaç kullanıyorum. Tamam. Şimdi atsan 20 dakika sonra ancak. Yok yok, şey, Biko verdim altılık. Bu çok ağır be onu. Şey, bana bir tane verir misin? Aşkım, reçeten var mı? Yok. Bak ben kendimden uyanıkları hiç sevmem. Ben canımı sıkma. Yok yok, sabah bir tane aldım da akşam da gece de bir tane almam lazımdı. Yeşil reçeteli hapı. Siksen vermem. O zaman? O zaman yok. Zaten vermem dedim, doğru. Allah Allah. Kafamız güzeldi. Adam mı sıkıyorsun ha? Söyle. Ajda mı Sezen mi? Neydi? Kesen. Ajda mı Sezen mi söyle. Ya sen pamuk gibi bir kadınsın ya. Bir tanecik ilaç istedim ya. Komşuyuz ya şurada. Esnaf ağzına mı geçti şimdi? Bana bak. Ben pizza değilim. Herkesi memnun edemem ben. Benim canımı sıkma, tamam mı? Benim bir tane ilacı ihtiyacım var. Versen ne olur? Ben burada canımı... Belki benim elim titriyor. Ne var yani? Dükkanı mı yıkalım? Bir tane ya. Tamam. Ver şimdi. Ne olacak tamam, versen? Ver. Çık dışarı. Ver. Bir tane vereceğim. Ben çıkışını vereceğim. Ver. Tamam. Bir tanecik. Vereceğim. Gel şöyle çık. Ya tamam. Tamam, vereceğim mi? Söz vereceğim, gel. Gel dikkat et. Ama dur, kapatma. Tamam, vereceğim. Söz vereceğim. Ben vereceğim, kapat. Bana bak. Sen şeytansan ben iki kere şeytanım. Siktir git şimdi. İbne'ye bak. Hapçı git. Sen şey yapacaksın. Bugün doktor verdi ilacı, tamam mı? Doktor verdi, ben düzelmeye çalışıyorum. Bu sefer ben senin. Sarhoş. Ağzınla iç. Bir tanecik hop. Hapçısın. Tamam. Açacağım Sezen. Sezen. Sezen ne olur aç. Yardımcı olabilirim. Nasıl gidiyor diye soracaktım. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bakın badem yiyorum. Çıkalım mı? Buyurun. Herkes sizden şikayetçi. Efendim, hizmet sektörü. İnsanla uğraşmak çok zor. Sizi bizim sektöre alalım. Sizin işte insanla değil mi? Yok. Buyurun efendim. Yiyecek ne var? Ne emredersiniz? Şöyle bir kinoalı salata, bir dilim avokado mesela. Peki şey, öyle bir yanına böyle juice dediklerinizden? Papaya olsun, enflamasyonu alır. Derhal. İyi ki geldiniz. Benim size hizmet vermem lazım. Diğer müşteriler çok dert. Hadi fırla. Tamam. Bir tane kinoa salatası, avokado dilim ver üstüne. Ne diyorsun lan? Hepimiz pilavcıyız anam. Biraz elini çabuk tut, elini çabuk tut. Müşteri bekliyor. Ne diyor lan bu?
bunlardan yiyorum. Bakın cildime. Cilt önemli. Peri Hanım, hani videolarınızda söylüyorsunuz ya. Hayalet olsun. Ben burada sigortalı bir işte çalışıyorum da. Acaba ondan mı olmuyor? Sigorta ne Allah aşkına? Ne diyorum ben videolarımda? Garantici olmayın. Maceraya açık olun. Ama herkes maceraya atılırsa sabah çöpleri kim toplayacak? Hangi çöpleri? Benimki küçük bir fikir yalnızca. Ziyade olsun, alıver. Anne karnındaki huzuru vaat ediyoruz biz. Tabii. Ya da sanki öbür tarafa geçmişsin de uçuyormuşsun gibi bir özgürlük. Ama ikisinin arası? Yani o ikisinin arası lazım bana. Anladım. Ama ben küçük bir bebek değilim ki. Öyle de değilim. Allah Allah. Ha gel, buyur. İyi misin diye bakmaya geldim. Ben de iyi miyim diye bakıyorum. Gel, otur. Otele kim geldi bil. Peri sönmez. Şu anda birebir seanstayım. Bitince hepiniz göreceksiniz. Senin dilenman ne biliyor musun? Sana gerçekten akıl verebileceklerin vakti yok. Vakti olup da akıl verenlerin de aklı yok. Kimin lafı bu? Benim hayatım. Ha, senin olsun. Öyle bir laf var mı? Google'layacağım, bakacağım. Peri Hanım'ın bir lafı vardır. Hep söyler, hayalet olsun. Zahmetsiz şölen istiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Ne şöleni ya? Kadın yalnızca ve avokadolu salata işledi. İftira atma. Bana bak. Bunu üflemeden bundan ses çıkıyor mu? Manası ne? Manası, bir odadaki en akıllı sensen yanlış yerdesindir. Sözünü sen hatırlıyor musun? Kısa kes kısa. Ben biliyorum ne anlatmak istediğini. Derhal çıkacağım bu odadan. Belli ki vaktin yok. Tamam mı? Peki o 8-10 bin dolarlık şey para için seni öldüreceğimi zannetmen bir özür yok mu? Hay haklısın. Hani Floyd Barclay'ın bir lafı var demiştim size. Ölüme giderken geride yalnızca asaletime bırakıyorum diye. İşte ben de o aralar asaleti elden bırakmışım demek. Pardon, şimdi iyiyim, merak etme. İyi misin? Ben değilim. Bir daha beni rahatsız etme. Sen ne alakası var? Böyle iyilik yapıldığında ve karşılık bekleyenlerden hiç haz etme. Anlaşıldı mı? Tamam, al pantolonunu. Seni çevremde istemiyorum. Benim dış görünüşümün şu anda hiçbir anlamı yok benim için ama millet neden umurumda değil. Beni rahatsız etme. Doğru olanı yaptın. Herkes haddini bilecek. Ama yine pas vermedi. Vermesin ne var? Asil bir yalnızlık. Doğru. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Sen mi? Aşkı mı? Aşkı! Alkolik! Bişkı mı? Alkolik! Her şey bilmeye başlamıştı. Muhabbet ilacı! Muhabbet mi? Aşkı! İlacı mı var? İlacı mı var?
Salim yanaşırız yani. Ben de. Göt. Çok sevgi dolu davrandım ama hiçbir gelişme göremedim ilişkimizde, tamam mı? Bir tek Davut Bey kendini bozmadı. Hadi şimdi çalın oynayın, ben yokmuşum gibi çalın oynayın hadi. Neyin var senin, sen ter içindesin Metin. Öyle mi profesör? Herkes de terapist oldu. Herkesin bir lafı var, fikri var. Bu laflar kimindi ya? Gençler sever. Çalıyor musun bunu? Çalıyor musun? Hadi çal. Start. Tamam. Söyde kalmasın. Hadi bakalım. Bak ben adapte olabiliyorum. Ha? Şimdi olabiliyor musunuz? Küçümsüyorsun değil mi şu an? Yapma ne olur. Asitik öldük geçtik tamam. Hepiniz... Benim nezaketim sayesinde böyle mutlusunuz, anladın mı? Senin yükünü ben taşıyorum şu anda. Herkesin işini ben yapıyorum. Saniye dahil. Ben de kazanıyorum, iç. Sen ilacını almadın mı? Sen ilacını aldın mı? Sen ilacını aldın galiba. Hanımefendi bana tokat attı biliyor musun? Beyefendiye tokat attın mı? Ha? Kimi konuşuyor? Düşün sevgilim. Mahpusunu kıskanan bir gardiyan düşün. Ne kadar acı şeyler bunlar. Kıskanıyorlar bizi. Ve kıskanacaklar. Çünkü güç iştir bir tarihi. İnsan gibi yaşamak. Edip Cansever. Onun kralını bulurum ben internette. Kralını. Tamam mı? Kralını bulurum. Bak şimdi. Ömür bir gündür. O da bugündür. Can Yücel. Yok öyle bir şiir. Öyle mi? Profesörsün ama. İnternet cahilisin. Anladın mı? İnternette bunlar da kaynıyor. Haberin yok. Seni yenerim aslanım. Vallahi yenerim. Benimle oynama. Seni yenerim ya. Benim için ölüsün, tamam mı? Ben burada sual birazcık daha böyle hayatı öğrensin diye çabalıyorum. Senin öyle bir derdin yok. Zaten ne dedin sen? Ben iyi bir örnek değilim. O zaman susacaksın. Sual? Hayallerim var diyorsun değil mi? Hayallerim bu mu hayallerin? Bakayım. Hiçbir gelişme göstermemişsin. Yani bu mu? Bu şey. Bu mesela bir kadın mı? Ne bu? Böyle bu ne? Pıt pıt çizilmiş gibi böyle şeyler. Bunlarla mı üniversiteye giriliyor? Eğer okullarımızın hali buysa vay halimize ki öyle ya. Ne var kızın çizgilerinde? Gayet naif ve tutarlı. Oh yeah. Bak Van Gogh'un kardeşi Van Gogh'un resimleri için bunlar böyle çabucak çizilmiş gibi duruyor demiş. Hı-hı. O da siz çabucak bakıyorsunuz da ondan demiş.
Vay anasını ya. Van Gogh'u görüyor musun? Hemen böyle lafı yapıştırmış. Haddini bitirmiş. Abiliğini yapmış. Abi senin hiç kendine ait bir lafın yok mu ya? Ha? Van Gogh bunu demiş. Dostoy bunu demiş. Hep dedikodu. Ha? Şu kitabı okudun mu? Bu şiiri gördün mü? Hep böyle bir isimler söylemeler. Yani bu oda kadar bir kitap okudum ben. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. Öyle mi? Ben de kitap kadar bir odada büyüdüm. Sen manifesto peşindesin hep. Öyle mi? Ben bilgi sundum. Ona da hayır dediniz ya. Ben kimle konuşuyorum ya? Kim? Sen kimsin biliyor musun? Ha bak bu neydi ha? Sen aşağılık bir adamsın. Benim lafım da değil ha. Ayzek tamam. Yeter. Ayzek mi? Bak burada çetin yazıyor. Okuman yazman varsa oku. Kızı hava atmak için şey yapıyorsun. Bana gelince anlaşılmak gibi bir derdin olsa anlatmak gibi bir gayretin olur. Aptallarla tartışmayın çünkü... Evet. İnternet lafı işte. Aptallarla tartışmayın. Çünkü sizi böyle kendi seviyelerine çekenler... Sen, o zaman sen beni kendi seviyene çek. Kaldır beni kendi seviyene. Kaldır. Ben de senin seviyende olayım. Olamaz mı? Ya Metin tamam yeter. Pembe göt. Ayıp ama artık ya. Tamam hadi gel. Ama ikinizle de artık görüşmüyorum tamam mı? İkinizle. Seni de unfollow ediyorum. Orada git araştır bakalım ne demekmiş anlarsın. Şu hayatta var ya. En üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Senin gibi bilgili insanlarla düşman olmak. Beni de yalnız alın oraya. Beni de gitme. Ben de sizinle olayım. Olursun, ne olursun seyretme şu videoları. Ne olur seyretme artık. Kıskançsın işte. Kıskançsın. Kıskanç. Resmi mi yaptın? Hani kafadan yapıyordun. Bakarak yaptın işte. Bakarak yapmışsın. Ben sende doğdum. Sen? Sen? Ben de öldüm. Hadi uğraştır. Uğraştır hadi. Sen? Ben sana... Ellerimi verdim Mülyan. Ne verdim Mülyan? Oysa... Oysa... Kalbim değil. Ellerim de ona. Hadi uğraştır. Selam duymayacağım, tamam mı? Tamam efendim.
Sevap diyorsun ha? Tipe bak. Vallahi öyle bir şey demedim ben. Ya sen ne berbat biri çıktın ya. Öyle mi diyorsun? Al bunu oğlum. Yanımda mısın? Yok abi yok. Gerek yok. Hemen de kurban psikolojisine giriyorsun. Bir de en ciddi konularda zevzek zevzek espriler. Doğru. Ben mesela sana sadece bir kere güldüm. Tek bir. Olabilir abi. Sen doğrusun kardeşim. Eyvallah abi. Hangi dizideydin lan sen? Şey, aşk gemisi. Kızdın mı aşk? Orada bana yanlış yaptın biliyor musun? Haklısın kardeşim, affet. Sen sevilmek istiyorsun. Doğru. Ben seviyorum kardeşim seni. Evet. Videoların hiçbir işe yaramıyor. Konuşacağız seninle. İlacını aldın mı sen? Hayır, hayır kafayla konuşacağız. Ben orada kimliğimi ortaya koyuyorum. Bana saygı duyacağı yerde üste çıkmaya çalışıyor. Kim? Herkes. Önemseme. Toksik fikirler bunlar. Sen videonda şey diyor musun? Yani kendine bir bak. Kendine bir bak, böyle bir kendine dön. Hayır demiyorsun. Ne diyorsun? Kendini merkeze koy. Ben kimim ya kendimi merkeze koyacağım? Bir dakika. Hayır ulan. Kimim ben? Belki ben götürtekiyim. Ha, o zaman da diyorsun ki derin bir nefes al. Bu. Paranoya. Ne yedin sen? Çok mu asidik beslendin bugün? Belli ki. Başka ne olabilir? Ben hiç annemden gizli avokado yedim ya. Kadının haberi yok biliyor musun? O kadar alkali beslendim. Ne oldu? Gel herkes alay alıyor. Ama sen algını kapatıyorsun. Ne kapatıyorum? Şeytan gibiyim ben. Her yerde gözüm var. Ki buna gerek yok. Peki çok az probiyotik yoğurda. Çubuk tarçın rendeliyor musun hiç? Hiçbir sikim rendelemiyorum ben. Bundan 30 sene önce bütün aile böyle pazar günü bir süre su böreği yiyordu. Hiçbir gerginlik yoktu. Bir kişiyle iletişim kuracak bir şey öğretmiyorsun bana. Ama uyandım. Okuyacağım seni, yazacağım Twitter'a. 14 takipçim var Isaac. 14 kişi insan değil mi? Tabii. Yani 1 milyon tavlamaktan sonra hiçbir anlamı yok. Çaresizce gelin üstüme de gelin bakalım. Benim ayağımda don yok. Ben probiyotik yoğurt yemeyince iyi insan olamıyorum öyle mi? Her şeye lafınız var. Keçi boynuz yok, huzur verir. Kuru bulguna bir lafınız var. Anasını satayım. Satürn'ün halkasından anasının rahmindeki çığlığa kadar her şeyi bilmeyin ya. İnsanda birazcık şüphe olur, şüphe. Şekerim, bağışıklık önemli mi değil mi? Ya sucuk yemek suç olabilir mi ya? Benim annemle aram kötü, okey. Tamam, annem kötü, ben de kötüyüm, okey. Olabilir. Ben seni niye dinliyorum ki? Ben Türkiye'ye gidildi diye ben İbrahim Eniştemlerle konuşmuyorum ya. Toksik diye de bu. Uyandım. Mahşere kadar peşindeyim senin bak, mahşere kadar. Öbür dünya, en sevdiğim. Tabii. Orada da varsınız değil mi? Melek enerjisi falan. Bir şeyde de olmayın. Hiçbir şeyi kaçırmayın, olur mu? Ben Peru'ya yerleştim biliyor musun? Orada 5000 metrede bir tapınak var. Orada hem nefes, hem enerji, hem yoga. Ya ben kendi kendime mi konuşuyorum ya? Tabii ki. Kendi kendime mi konuşuyorum ben? Evet. Videolarınla beni çok üzdün. Ama ben de çok üzüldüm Metin. Efendim anne? Metin yavrum, bu halini hiç beğenmiyorum. Tamam anne, olabilir. Ben kabul ediyorum ve onaylıyorum kendimi, tamam. Annenle konuşma. Annen tamamen negatifte şu an. Annem değil mi?
bir şey yok. Siz mutlu musunuz bari? Bir tek ben de başaramıyorum. Ben ne bileyim Metin'cim, ben 2 sene önce öldüm. O videolar çok eski. Elbette mutluyum. Çünkü artık pure enerjiyim ben. O videolarda aşkım, yani ne bileyim, o zamanlar bana iyi geliyordu. Yalnızlıktan ya, valla. Valla mı? Bu valla mı? Nasıl öldün? Kayakta düştüm, ölmüşüm. Şeyde, Uludağ'da. Hayır, yurt dışı. Tabii ki. Nasıl düştün? Açmadın dün. Oo Salih abi. Ne yapıyorsun? Hayrola, pek iyi görmedim seni. Yakışmıyor değil mi bu haller abi? Denizdeydik ya. Karada sıçtık. Maalesef öyle oldu. Pandemi de yordu. Sen maske takmıyorsun. Yani. Ben takıyordum da bugün çıkardım ya. Görüyor musun kimseyi limanda? Bahriye'yi görüyorum. Mehmet abi zaten bizde. Çocuklar sorarsa Ayzık karaya oturmuş dersin. Burada gece öldüreyim mi? Dora var ya, ona ben şimdi garip garip mesajlar attım. Şimdi her şeyi berbat etmeyeyim. Sen konuşur musun? Bunlar ne? Aa, ne bunlar? Şey ya, böyle ikna etmek için ben böyle şiirler yazdım. Bir de Google'dan baktığım lafları yazdım. Bu bok emojisi ne? Ya bir ara öyle kızmışım. Sen kadını ara da gelsin Bahçer Bey'i alsın mı? Niye yani? İnsan bir işe yaramak istiyor ya. Güzel bir şey yapmak istiyor yani. Ben arayamam, sen ara. Tabii ki seni karıştırmayayım. Ama kendin gibi ol, tamam mı? Artık kendim gibi olayım yani. Efendim ben. Efendim merhabalar. Komodor Otel Gece Müdürü Metin Arıcı. Dora Hanım'la mı görüşüyorum acaba? Bir dakika. Bahtiyar nerede? Bir şey mi oldu? Efendim Bahtiyar Bey dün gece küçük bir kaza geçirdi de size ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık efendim. Anlamadım, ne kazası? Bahtiyar yanınızdaysa bir görebilir miyim kendisini? Tabii burada. İyiyim. İyiyim hayatım, telaşlanma. Kötü bir şey yok değil mi?
Yok efendim, yok, kötü bir şey olabilir mi? Bizler buradayız. Çok teşekkür ederim Metin Bey. Bahtiyar, ben birazdan geliyorum oraya. Siz de bana bir konum atabilir misiniz lütfen? Atarım efendim, hemen konum atıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bir teşekkür bile yetti. Çok güzel konuştum ama. Yani kafamı böyle toplayınca çok güzel kendimi ifade edebiliyorum hocam. Altınım. Teşekkürler. Yani kendi alanında iyisin, evet. Ya cahil cühela gibi. Bana el alemin hapını içirdin ama olsun. Hocam kasma artık ya. Kasmıyorum. Ne tuhaf değil mi profesör? Sen kasmasan oluyor. Ben kassam da olmuyor. Buyurun hocam. Teşekkürler. Bir açın bakın isterseniz. Aynı emanet ettiğiniz gibi. Hiç şüphem yok. Değil mi? Biraz şüphe iyidir. Neticede bilim adamısınız yani. Biz edebiyatçıyız. Biz inanmak isteriz. Floyd Barclay. Çok aksi bir adam efendim. Her şeye bir lafı var. Allah size kolaylık versin. Biz o şekilde bakmıyoruz. O tuhaf mesajları siz gönderdiniz değil mi? Yok. Ben gece müdürüyüm burada. Peki. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin. İnsanlar ne tuhaf değil mi Suay? Adam bak 270 lirayı taktı gitti ya. Yo. Herkes olduğu gibi işte. Gitti miydi bir tip? Ya kötü bir adam değildi ya. Sen kahvaltı eder misin abi? Çay? Hallederim ben. Eyvallah. Şey, Suat. Cengiz Bey dedi ya, Hacer gelecek yedi diye. Sen tanıyor musun? Bak şuradan bir kadın geliyor. Aa evet, Hacer abla. Günaydın abla. Nasılsınız? Sağ ol abla. Kısa boylu demişti. Hacer abla. Dur tabii, kovmuyor. Hacer. Davut. Hacer abla. Ne yapıyorsun? Denizli. Çıkar beni buradan. Arkaya kapılar mı? Arkaya kapılar mı? Çıkar beni. Abi nasıl böyle bir şey oldu? Ne yaptın abi? Ne yaptın be? Çıkar beni. Çıkaracaksın beni buradan. Abi yapma beni. Çıkar beni. Yapma, çıkar beni. Davut abi yapma. Ben sana kralarsın dedim. İyi bir insansın dedim abi. Ben bunun için yazdım kardeş buraya. Abi ne oldu? Bütün gece uyumadım. Bunu yapacağım dedim yani. Abi ben sana hep takmaydım. İyi adamdım. Gözünü seveyim abi. Al şunu. O koca bile. Abi. Ben evet şimdi lan. Düşünürüm. Kaçacağım mı? Kaçacağız. Abi yapma. Kaçacağız. Abi. Bu silahı da kaybet. At onu bir yere. Sen kardeşimsin benim, tamam mı? Ya tamam. Kardeşimsin. Evet. Burası mı çıkıyor? Çıkıyor abi. Çıkmıyor lan burası bir yere. Çıkar abi. Abi bir yanlış anlaşılma mı var? Bizi kapıya çıkarma. Abi ben bak gece burada sana hep hak verdim abi. Davut abi iyi bir insan dedim. Sabah 7'de Hacer gelecekti. Otel bana emanetti, sen Hacer'i vurdun abi ya. Ölümüne sevdim ben kardeş. Ölümcesine sevdim. Nasıl sevdi abi, ben burada fıstık gibi kız çok güzel. Ben ona neler yaptım abi, o sevgi değil, bu mu sevgi abi şimdi? Delicesine sen be. Romanlardaki. Filmlerdeki gibi sen pek. Hangi romanlar lan? Hangi romanlar? Ne diyorsun aslan sen? Bir tane roman söyle. Hangi roman okudun sen? Oğlum bak biz. Biz de mi? Hala biz diyorsun. Bizi karıştırma. Ben ne seksin? Ben sana hak verdim ya. Gece boyunca Davut abi iyi adam dedim ya.
Bir de böyle şeyler yapıyorsun. Ben bunları hep pusu atıyorum bütün gece. Haberin var mı senin? Kaç yıl yatarsın abi bunda? Yatmak yok. Kaçacağız. Kaçacağım. Kravatın var mı abi güzel böyle? Var. İyi. Mahkemede takarsın o zaman. Metin. Ben Acar ablayı götüreyim eve. Tamam.